Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Çok kıymetli bir nimet. Çok şükür Allah'ıma. İyi ki de aloe vera'yı tanımışım. Çok işime yarıyor gerçekten. İçinde de şöyle kocaman çün bitmiş aloe vera'nın. Onu alıyorum. Ve aloe vera'nın güzelliklerini keşfettim. 4 tane şeyi sizlerle paylaşmak, anlatmak istedim. Aloe vera nedir? Aloe vera bitkisi şöyle üzerinde beyaz beyaz benekleri olan, kenarları dikenli gibi, şöyle diken değil ele batmayan, şu şekilde güzel bir görünümüyle de güzel bir nimettir aloe vera. Hemen hemen her derde deva diyebiliriz. Birçok çeşidi var. En iyi şifalı olanı, faydalı olanı da bu türü. Daha çok dikenlisi var, ele batanı var. Çeşit çeşit gördüm ben. Yani birkaç çeşit tanıyorum. En iyi jeli faydalı olan bu aloe vera. Bu cins yani çok güzel. Çok da güzel oldular gene. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Süper oldular. Bugün aloe vera yapraklarını kesip içinin jelini çıkaracağım. Buz haline getireceğim. Buzluğa koyacağım. Niye koyacağım? Neden koyacağım? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ben başlayacağım kesmeye şöyle. Kavanozun içerisine kestiğim yeri zemine gelecek şekilde koyacağım. Sarı suyu akıyor. Sarı suyu akacak. Bir 5-10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sarı suyu akacak şöyle. Şöyle alıyorum. Sileceğim, göstereceğim bakın size nasıl çıktı. Şöyle. Hop, sıyırıyoruz. Bakın. Kolay gelsin. Çıkıyor. Pıtır pıtır. Şöyle eziyorum. Krem haline geliyor. Böyle krem gibi oluyor. Hiç pürtü bile olmuyor içinde. Tamamen parmaklarımla ezdiğim için şöyle sıvı haline geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. İçi boşalıyor. Bomboş içi. Şöyle yarıyoruz. Bunu da ellerimize falan sürebiliriz. İstediğimiz her yere sürebiliriz. Bir şey kalmıyor yaprakta. Şöyle bomboş oluyor yaprak. Tamamen jel oldu. Şöyle.
kolay hem basit hem de metal değmemiş oldu. Çok güzel oldu. Göstermek için size şöyle tabaktan bardağa, bardaktan da tabağa koydum, gösterdim size. Gayet de tekrar göstereyim, bakın. Çok güzel oldu. Hiç süzmemize, başka şeylerle uğraşıp bir sürü eziyet çekmemize gerek yok. Yöntem bu şekilde, çok güzel arkadaşlar. Güzel oldu. Buzluğa koyuyorum bunu. Donsun. Tuttu. Neden donduruyoruz? Biliyorsunuz, aloe vera başta yanık olmak üzere çok güzel. Ve ayrı bir şey, aloe vera elimizde kesik olduğunda kanı yani durduruyor. Elimizi kestik, kanıyor. Aloe vera yaprağını koparacağız, jelini üzerine sıkacağız. Görün bakın, denenmiştir. Hemen aniden kanı kesiyor. Neden dondurdum? Aloe vera'yı yaz mevsimi, güneş yanıkları olabilir, evde kazada yanıklar olabilir. Buzluğumuzun kenarında dursun aloe vera jeli dondurulmuş olarak arkadaşlar. Hemen kazalarda, yanıklarda çıkaracağız buzluktan. Aloe vera'yı buz olarak yanın üzerine uygulayacağız. Görün bakın şifayı. Görün bakın, ne acı kalıyor ne de yanık kabarıyor. Kesinlikle kabarmıyor. Acı da hissetmiyorsun. Kalmıyor yani. Sade buzda bu olmuyor. Yani buz sürüyorsun, yanına koyuyorsun. Çektiğin zaman sızı devam ediyor. Aloe vera'lı buzda kesinlikle acı sızı olmuyor. Bir de kabarmıyor. Kızarıklığını hemen alıyor arkadaşlar. İkinci bir şey, neden donduruyoruz? Yüzünde akne izleri, sivilce izleri falan, güneş izleri olanlar yüzünü önce temizleyecek. Kesinlikle böyle sıcak suyla, buharla arındıracak, temizleyecek. Bunu gazlı bez. Gazlı bez yoktu ben göstermek için. Kağıt havlu bu. Gazlı beze buzluğu, buzları yovereyi koyacak. Şöyle saracak. Gazlı bez ama bir kat saracak. Ondan sonra yüzüne şöyle şöyle yukarı 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 şöyle şu şekilde uygulayacak. Bunu haltada bir kere, haltada bir kere yaptıkları zaman yüzünde akne, güneş izi, işte sivilcelerin izlerini falan yok ediyor arkadaşlar. Gerçekten bunu denemenizi istiyorum. Deneyin, görün. Üçüncü bir şey de aloe vera sivrisinek. Aloe vera'yı yaprağından koparacağız. Elimizde süreceğiz. İnanın o pahalı pahalı kremlerden aloe vera daha iyi iş görüyor. Daha güzel lekeleri yok ediyor. Kalıcı olarak yok ediyor sivilce lekelerini. Bakımı iyi ki aloe vera gibi bir nimeti tanımışım. Hele hele kazalarda, kesiklerde, yanıklarda. Yanık da zaten üstüne asla hiçbir şey tanımıyorum. Aloe vera iz de bırakmıyor düzenli kullanıldığı zaman. Aloe vera'yı, aloe vera'da 4 tane şeyi keşfettiğimi söyledim arkadaşlar. Yanıklarda çok %100 başarılı. Kesiklerde kanı durduruyor. Akne sivilce izlerini, güneş lekelerini geçiriyor düzenli kullanıldığında, buz olarak kullanıldığında. Sivrisinek, böcek ısırmıyor. Bu şekilde sürdüğümüzde elimize, ayaklarımıza, yüzümüze, dışarıda bahçede falan otururken akşamları ya da gündüzleri sivrisinek, böce ısırmıyor, gelmiyor bunun kokusuna.
böceklerden, sineklerden korunmak için. Bahçedeki evdeyiz bugün. Burada kalacağız. O yüzden sivrisinek bayağı var burada. Şöyle bol bol sürdüm. Kuruyacak ellerimde. Hem nemlendirecek ellerimi hem de sineklerden koruyacak. Vereyle ilgili çok soru var. Sorulara yanıt vermek için videoyu çekiyorum. Aloe vereler tam güneşin altında mı kalıyor? Yoksa gölge bir yerde, güneş görmeyen yerde mi duruyor diye, nasıl besliyor, nasıl yeşil öyle kalabiliyor, sararmıyor diye sorular var. Arkadaşlar, aloe vereyi şöyle biraz uzaktan çekeyim. İncir ağacının altında şöyle incir ağacı sabahtan 2 saat kadar güneş doğduğunda güneş alıyor, 2 saat kadar alıyor. Sonra bütün gün şöyle alaca gölge geliyor. İncirin arasından bakın şöyle güneş vuruyor hepsine az az. Şöyle şuraya güneş vuruyor mesela, şuraya parmağımın olduğu yere. Gene buralara güneş vuruyor. Yazın tam güneşin altında bırakırsak, hele hele İzmir'in sıcağında aloe vereler sararıyor, kahverengiye dönüşüyor. Denedim. Bir tanesini bıraktım güneşin altında. Kurumuş diye eşim atmış çöpe. Kurumamıştı. O güneşin altında kaldığı için öyle kahverengiye şu şekilde dönüşmüştü. Bunun da bir yarısı güneşteydi. Bakın böyle kahverengiye dönüşüyor. Tam güneşin altında olursa. Yazın bu şekilde alaca gölgede dolu dolu yaprakları, bakın içleri sıvı dolu. Çok çok güzel. Kışında ben bunları kapalı ortamda, donda buzda bırakmıyorum. Kapalı ortamda içeri alıyorum. Yani depoya alıyorum. Yazında böyle incir ağacının altında alaca gölge deriz biz. Yani yarı güneş değiyor, değmiyor şöyle. İşte böyle aloe verelerim bu şekilde kalıyor. Suyunu nasıl suluyorsun diye sorular var. Özel bir suyu yok. Bütün ağaçları suladığım suyla suluyorum. Hatta üstten tutuyorum, fışkıttırıyorum böyle tazikli su. Tozu toprağa da yıkanıyor. Toprağını sorarsanız bahçe toprağı, bahçe toprağının içerisinde de hayvan gübresi karıştırıyorum. Şöyle bolcana. Sadece hayvan gübresi ve toprak, bahçe toprağı. Özel bir toprak değil, bahçeden alıyorum. Bunları yeni dikmiştim. Hemen şuradan yavruladı bakın. Tanerelerden yavruluyor. Hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Sadece hayvan gübresi ve toprak.